Sektörel açıdan baktığımızda filmler genellikle ikiye ayrılmakta; ana akım filmler ve bağımsız filmler. Ana akım filmler daha geniş kitlelere hitap etme şansına sahipler. Bununla birlikte bazen çok izleniyorlar, bazen de hiç izlenmiyorlar. Peki bir film neden çok izlenir? Bu sorunun elbette farklı farklı cevapları var. Bunlardan belki de en önemlilerinden birisi de filmin satışını sağlayan posterde gördüğümüz o yıldız isim oluyor aslında. Buna örnek verecek olursak da elbette özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda aksiyon filmlerinin en çok aranan ismi ve bir aksiyon filminin satışındaki belki de bir numaralı isim olan Tom Cruise gibi kişileri, Tom Cruise gibi oyuncuları söyleyebiliriz. Zira o dönemlerdeki aksiyon filmlerine baktığımızda aslında birçoğu birbirine oldukça benzer yapıya sahip ve özellikle aralarından sırılan bazı orijinal yapımları olsaydı olsa da öncelikle bu tarz filmlerde seyirci olarak bu filmi izleyip izlemeyeceğimize aslında posterde gördüğümüz o yıldız sebebiyle karar verebiliyoruz. E, Tom Cruise'un filmografisini incelediğimizde de birçok popüler aksiyon filminde yer aldığını görebiliyoruz. Aslında bu popülerliği o filmlere sağlayan kişi de birazcık Tom Cruise'un kendisi yani filmin yıldızının kendisi oluyor. Yani aslında filmin satışını bir nevi oyuncu sağlamış oluyor değil mi? Kesinlikle. Yani baktığımızda bu tarz yıldızlara sahip filmlerin posterleri zaten boydan boya o kişinin görselleriyle donatılıyor. Ve gerçekten bu filmin satışındaki en büyük etkenlerden birisi oluyor. Örneğin Keanu Reeves de mesela son dönemde John Wick'le beraber tekrar popülaritesini arttırmasıyla bir afişte Keanu Reeves'i görünce insanlar hemen o filme koşabiliyorlar. Yani aslında oyuncular yüzünü bir marka olarak kullanabiliyorlar. Kesinlikle çünkü mesela John Wick serisine baktığımızda çok özel, çok orijinal, daha önce hiç görülmemiş bir aksiyon filmi serisi değil kesinlikle. Oldukça benzer yapıya sahip filmlerin bir devamı gibi adeta iyi yaptığı, ekstra iyi yaptığı şeyler var. Ama John Wick serisinin böyle bir seriye, böyle bir külliyata dönüşmesindeki en büyük etken başrolünün Keanu Reeves olması. Mesela filmin çıktığı gün bile filmin izlenmesine çok etki edebiliyor. Örneğin Top baktığımızda Birleşik Devletler Bağımsızlık Günü özellikle seçildi ve bununla birlikte inanılmaz bir hype yaratarak zaten pandeminin etkisiyle birlikte filme karşı uzun bir süredir bir beklenti vardı ve o kadar spesifik bir günde çıktı ki insanlar zaten tatildeler ve direkt filme hücum ettiler. Filmin ulusalcı davranmasıyla birlikte insanlar aslında filme karşı ilgisini de arttırmış oldu özellikle Amerika seyircisi için bu dediğin kesinlikle geçerli. Bunun yanında böyle animasyon filmleri daha çocuklara hitap eden filmlerin de hep tatil dönemlerinde çıktığını görüyoruz. Keza illa çocuklara hitap etmesine gerek olmayan diğer blockbuster filmlerde yine Christmas dönemi dediğimiz zamanda, sonbahar, kış gibi dönemlerde daha çok çıkıyor. Ancak farklı bir örneğini bu sene göreceğiz. Ve yani uzun bir süre sonra ilk defa yazın bu kadar film çıkıyor. Bu beklenmedik bir şeydi aslında. Bu yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha önce belki de çok fazla rastlamadığımız şekilde birçok blockbuster film göreceğe çıkacak ve insanlar tarafından izlenecek diye umuyoruz. Bunun sebeplerinden Covid olarak belki gösterilebilir. Hani sıkışan takvimler olarak da gösterilebilir. Ama aslında hani pandeminin etkisini artık sinema alanında bayağı attık gibi gözüküyor. Bunun böyle çok somut bir nedeni benim de düşündüğümde aklıma açıkçası şu an biraz gelmiyor. Biraz rastlantı gibi bir cevap verilebilir belki buna. Ama gerçekten de bu yaz sezonunda gayet büyük filmler göreceğiz. Bunların arasında Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ından Greta Gerwig'in Barbie'sine kadar türlü türlü birçok film mevcut tatil dönemlerinde genelde animasyon filmlerinin çıkmasından bahsetmiştin ya. Mesela Çizmeli Kedi 2 filmi Christmas dönemi filmi olarak çıktı. Fakat ülkemizde bu tatil dönemi çok kısa gerçekleştiği için direkt Sömestr'a kaydırdılar filmi ve film Sömestr'da vizyona çıktı. Ve Sömestr'daki işte ilkokul, ortaokul kitlesini de bu şekilde aslında yapımcı ve dağıtımcı kendi safına çekmiş oldu diyebiliriz. İş aslında burada yani yerel dağıtıcıları da kalıyor birazcık. Dediğin örnek aslında mesela Türk Türkiye için geçerli. Yani Amerikan yapımı bir filmi sonuçta Türkiye'deki dağıtımcısı aslında birazcık onun ne zaman yayınlanacağına en uygun vakti ne olduğunu biraz da buradaki dağıtıcı onun kararını veriyor. Dediğin örnekteki gibi aslında bizde olan bir semester dönemi mevcut olduğu için çocuklara hitap eden bu film tatil dönemine denk getirildi. Bunun gibi başka örnekler de mevcut olabiliyor. Hatta bu yüzden Amerika'da aylar öncesinde vizyona girmiş bir film Türkiye'de çok daha sonra giriyor. Belki korsan siteleri bile düşmüşken bizde hala filmin sinemaya gelmesini bile bekleyebiliyoruz. Bunun sebeplerinden birisi olarak da gösterilebilir elbette başka sebeplerle beraber. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle göz ardı edilmemeli. Onun dışında başka birçok farklı nedenler de var. Mesela bahsetmemiz gereken en önemli noktalardan biri hem sosyal medya etkisi hem de insanların çevresinden aa şu filme gittin mi, şu filmi seyrettim mi etkisiyle birlikte oluşan bir hype. Ülkemizden mesela örnek verelim. Gora çıktığında şöyle bir geyik vardı. Aa Gora'yı sinemada seyrettin mi? Aa Gora neymiş? Aa Gora'da ne varmış? Falan gibi bir durum oluşmuştu. Hakeza dünyada da o dönemlere baktığımızda bir Matrix furyası vardı. Herkes aa Matrix'i seyrettin mi? Matrix'e baktı mı? Matrix inanılmaz bir film falan diye düşünüyorlardı. Yani aslında o zamanki o dilden dile dolaşan bu filmin doğal yollarla yapılan reklamı günümüzde de biraz sosyal medyaya damlamış durumda. Bahsettiğin bu durum benzer şekilde şu an mesela Twitter'da, Instagram'da bu gibi yerlerde insanların birbirleriyle filmlerle ilgili yaptıkları yorumlara dair, onları izlediklerine dair yaptığı paylaşımlarla aslında okulaktan kulağa doğal yollarla yapılan reklamlar günümüzde de sosyal medya aracılığıyla sürüyor. Bununla birlikte IMDB gibi, Letterbox gibi uygulamalar ve bu uygulamaların kullanıcıları arasındaki paylaşımlar da aslında bu konuya dahil edilebilir. Çünkü bu kitlede hiç azımsanmayacak bir büyüklükte ve belki de sinema izleyicisinin sosyal medyadaki yansımasının en net karşılıklarından birisi. Özellikle daha ciddi sinema izleyicisi için bunları söyleyebiliriz. Hem Twitter'da hem hem bu uygulamalarda kesinlikle bu insanların da etkisi oldukça büyük oluyor bu filmlerin reklamlarının yapılması için. Onun dışında en çok izlenen filmlere baktığımızda aslında bir numarada Avatar'ı görüyoruz. Avatar neden izlenmişti diye düşündüğümde hep aklıma o ilk deneyim 3D deneyimi geliyor. Mesela Avatar 2009'da çıktığında kimse Avatar şöyle bir film, Avatar'ın hikayesi şöyle, Avatar'da şöyle bir şey var, karakterler şu şekilde falan diye düşünmemişti. Ya da bunu tartışmamışlardı. Herkes 3D diye bir teknoloji geldi ve benim bunu deneyimlemem gerekiyor diye düşünüyordu. Birçok kişi sinemalara bu yüzden akın etti. Aa 3D neymiş? Gözlükle bir şey seyrediliyor. Yeni bir teknoloji. Acaba ne bu diye düşünüyordu. Evet aslında bir hype treni vardı ve o insanlar o hype trenini atlayarak Avatar'ı 3D olarak deneyim etme şansı elde etti. Ya bu aslında sadece sinemada değil birçok medyumda mevcut. Birçok farklı alanlarda da mevcut. Örneğin dokunmatik telefonları ele alalım. Yani dokunmatik telefonlar ilk çıktığı zaman dokunmatik olma özellikleri sayesinde büyük bir hype yaratarak insanları almaya teşvik etmişti. Aynı şey dediğin gibi 3D özelliğinde de mevcut. Avatar örneğine baktığımızda da geçtiğimiz yıl ikincisi çıktı. Aradan geçen 14 yılın sonucunda gelişen teknolojilerle birlikte aslında James Cameron Avatar 2'de de bize çok farklı deneyimler vaat ederek bu filmi çıkardı. Avatar'ın ilk filminde de aslında insanlar ya burada yeni bir teknoloji var. Daha önce görmediğimiz şeyler göreceğiz galiba düşüncesi ve beklentisiyle o filme gitmişlerdi. Keza 2'de de aslında kafada şu düşünce vardı bence. Ya James Cameron bu sefer ne yaptı? Çünkü dediğin gibi yani Avatar'ın böyle çok inanılmaz bir senaryosu yok. Ya da çok böyle öne çıkan bir olay örgüsü değindiği bir konu, bir karakter derinliği yok. Aslında oldukça düz bir film bu açılardan. Ama teknik ve görsel yönüyle türdaşlarından ayrılan bir film ve aslında onu bu bir numaraya taşımadaki en büyük etkenlerden birisi de bu. Yani aslında şöyle değil mi? İnsanlar Avatar 1'i izlediğinde sinema ne kadar uca gitmiş, nereye gitmiş diye gözlemlemeye gittiler. Avatar 2'ye de aslında önümüzdeki yıllarda sinema nereye gideceği merak ettikleri için sanki gittiler gibi bir durum var ortada değil mi? Görsel efekt dünyasında geleceğe ışık tutan bir yapım olarak bakıldı Avatar 2'ye de. Dolayısıyla insanlar da biraz bu beklentilerini karşılamak amacıyla gitti. Bu misafirler karşılandı mı karşılanmadı mı o izleyicinin takdiri Tabii ki bir film neden çok izleniri konuşuyorsak tutmuş franchise'lardan da bahsetmeden olmaz. Çizgi romanlarla birlikte özellikle son 15 senede ortaya çıkan bir süper kahraman filmi ve tutmuş franchise yöntemi karşımıza çıkıyor. Tabii ki yani aslına baktığımızda hiç bilinmeyen, adı sanı duyulmayan X bir film ortaya çıktığında bunun çekeceği dikkatle hali hazırda bir hayran kitlesine sahip olan bir markanın ortaya o isimle bir ürün çıkartması elbette farklı oluyor. Çizgi romanlardan bahsettin. Son zamanlarda bunu özellikle dizi dünyasında oyun uyarlamalarıyla gördük. Yani hali hazırda dediğim gibi bir kitleye sahip olan markalar bunu beyaz perdeye döktüğünde elbette bir sıfır önde başlıyor. Fakat bu da o filmin çok izleneceğini bize göstermez. Çünkü bunun daha kötü bir şekilde battığı senaryolar bile olabiliyor aslında. Hemen buna paralel olarak yine franchise çok bağlantılı bir şekilde çıkan filmin aynı evrende geçmesi. Mesela John Wick bir dizi çıkacak Continental diye ve Continental dizisi aynı evrende geçen bir hikaye ve bu dizi hepimiz biliyoruz ki çok seyredilecek. Herkes bu diziyi konuşacak. Bir marka haline gelecek dizi. Çünkü orada aynı evrende geçen hikaye bir şekilde buraya paralel olarak bağlandığı için insanlar bu evrende burada ne var? Mesela bunu The Walking Dead de yaptı. Yanılmıyorsam 5. 6. sezonundayken Fear The Walking Dead diye bir seri çıkardılar ve aynı evrende geçen başka bir dizi başka insanlarla başka hikayelerle bize aktarıldı ve o dizi de çok seyredildi. Mesela buna daha da küresel bir örnek verecek olursak Harry Potter'dan bahsedebiliriz bence. Çünkü 7 kitap 8 filmlik bir külliyat var ortada ve bunun içerisinde belli başlı karakterler işlendi. Artık bitti yani hani onların hikayesi tamamlandı. Ardından da bir fantastik canavarlar serisi başladı yeni karakterlerle. Elbette bu da bir uyarlamaydı. Ancak aynı evrende geçen farklı bir hikayeyi anlatıyordu ve aslında söylediğin şey çok paralel olarak bu film serisi de çok popüler hale geldi ve devamı çekilmeye başladı vesaire. Bunlar dışında da bahsetmemiz gereken birkaç tane daha var. Bu da aslında biraz paranın gücünün ortaya çıktığı şeyler. Örneğin dağıtımcının gücü mesela ben bir gün kafamı esiyor ve sinemaya gitmek istiyorum. Ve sinemaya gittiğimde gişeye bir bakıyorum. 7 salonun 6'sında aynı film var. Şimdi benim pek bir şansım kalmıyor. Ben o 6 salonda oynayan filme gitmek zorundayım. Çünkü saat olarak da bana en uygun olan o. Yani diğeri zaten saçma sapan abes bir saatte oluyor o tek salondaki film. İşte bu da filmin çok izlenmesine paralel olan bir şey. Ve dağıtımcı bu şekilde gücüyle seyirciye bir filmi dayatarak onu izlettirebiliyor. Bunun dijital versiyonuna baktığımızda da günümüzdeki en popüler platform olan Netflix aslında ana sayfasında bizim önümüze neyi koyarsa Top 10 olarak adlandırdığı listesinde bize ne sunarsa aslında biz onu izliyoruz. Evet bize hani silah zoruyla onu izletmiyor belki. Biz biraz da aşağıya kaydırarak birkaç ufak arama yaparak farklı filmlerde tabii ki tüketebiliriz. Ancak biraz da kolaycılığı sevdiğimiz için önümüze konan yemeği de yemeği sevdiğimiz için genellikle bize gösterilen şeyi tercih ediyoruz. Tıpkı sinema salonlarında yaşanan durum gibi. Ve burada özellikle Türkiye için konuşacak olursak hani en güçlü platform kesinlikle Netflix. Türkiye içerisindeki en çok aboneye sahip platform Netflix olduğu için Amazon Prime'de çıkan bir film ya da bir dizi genellikle Netflix'te çıkan bir yapımdan çok daha geride başlıyor. Çünkü hem kullanıcı sayısı daha az hem daha az reklamı yapılıyor. Netflix çok daha yerleşmiş durumda Türkiye'de. Dolayısıyla aslında burada güçlü olan dağıtıcı Netflix'ken güçsüz olan dağıtıcı işte buna Mubi diyebiliriz. Amazon Prime diyebiliriz. Belki Blue TV diyebiliriz vesaire vesaire. Son dönemdeki Disney Plus'ın da aslında bastırmasıyla birazcık daha Netflix'in büyük rakibi olarak görebileceğimiz platform Disney Plus olmuş durumda. Ama o bile şu anki Netflix'in markalaşmasına yetişebilmiş durumda bile değil diyebilirim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bir film neden çok izlenir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.